Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Spor merkezine devam ediyoruz. Zaten açılışta da söylemiştik Erbatur. Bugün epey bir canlı bağlantımız olacak diye arka arkaya da bağlantıları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. O arada tabii Beşiktaş'la ilgili, Sörloth'la ilgili tam konuyu oraya getirmiştik. Orada kaldı. Ciddi bir rekabet olabilir bu yaz diye konuşuldu. Tabii. Sözlerini tamamlatamamıştım sana. Şöyle aslında şunu dile getiriyordum. Yani Beşiktaş ligin en fazla orta yapan takımı. Buna rağmen bu ortaları bitirebilecek bir santraforu yok. Yani var sanıyorduk da yokmuş. Batshuayi belki en zayıf olduğu yön kafa vuruşları. Yani diğer güçlü olduğu yönlerde de sıkıntı yaşadığını biliyoruz zaten. Maalesef en azından bu sezon çok yaşadı Beşiktaş adına. Tabii haliyle... Sen aslında Batshuayi'yi isteyebileceğini düşünüyordun Valerian Hoca'nın. Evet evet, yani onu ben uzun süre İsmail Hoca gelir gelmez seslendirdim. Şimdi de konuşulmaya başlandı biraz hatta. Çünkü çok koşan, çok baskı yapan oyuncu istiyor takımında. Ki gördük son Fenerbahçe maçında da bunu yapabileceğin, bu seviye, bu sınıf futbolcular arasında alabileceğin en iyi oyunculardan biri kağıt üzerinde. Ve fakat şu da var, üzerine bir negatif hava iyice çökmüş durumda. Yansıyan ve yansıtılanlardan ötürü. En son derbide penaltıyı da biliyorsun, aldı Gezal'ın elini attı, hatta kızdı hoca falan. Bütün bunlar olunca çok da kolay olmuyor. Yani Guiza eleştirileri kadar sert değil bence. Ama yine de topla kale önündeyken bütün o yaptıklarının profesyonelliğinden uzak kalıyor diyebiliriz. Yani o disiplinden uzaklaşıyor. Koşu, pozisyon alma, depar, kısa pas, kısa koşu hepsi var. Ama son vuruşta böyle el ayağı dolanıyor. İlginç yani, öyle bir sezon geçirdi. Belçika milli takımının santraforundan bahsediyoruz. Lukaku'nun yedeği yani direkt. Maalesef böyle bir durum var. Şimdi Sörloth'u da kağıt üzerinde konuşurken tabii ki Süper Lig'e yaptıklarıyla, tek başına neredeyse domine etmesiyle konuşabiliriz. Ama sonrasında hem La Liga hem Bundesliga'da da hiç ortalarda olmayan bir Sörloth var. Belki onun da kendini bulması için buralara gelmesi gerekiyordur. Biraz da bizim ligin seviyesini gösteriyor herhalde durum. Cenk Tosun, Vedat Muriç, Sörloth hep buranın gol kralları. Evet. Ama oralarda olmuyorlar maalesef. Şimdi Fenerbahçe'ye de uyar bu arada. Bence iki tarafa da çok uyar. Hı. Ama Beşiktaş'ın alacağı zaten oyuncu tarzı bu. Zaten Sörloth gibi bir transfer ederken uyar mı uymaz mı diye yani... Uyar yani. Onu demeye çalışıyorum. Hayır, şunu da söyleyebilirsin. Mergin Berisha da uzun adam falan dersin ama bitiricilik anlamında ya da zaman zaman patlayıcılık anlamında Sörloth çok bence başka bir seviyede. Yani bunu en azından gördük. Sana. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş'ta forvet operasyonu adım adım yaklaşıyor. Beşiktaş forvet transferinde bu kez nokta atışı yapmak istiyor. Geçmiş yıllarda Mario Gomez, Abubakar ve Cenk Tosun gibi direkt skor katkısı yapan bir isim arayan Beşiktaş'ın hedefinde ise Sörloth var. Siyah beyazlılar, oyuncunun menajeriyle online bir görüşme yapmış ve İstanbul'a davet etmişti. Tarafların kısa süre içerisinde tekrar bir araya gelmesi beklenirken, İstanbul'da yapılacak toplantıda transfere dair çok önemli adımların atılacağı ifade edildi. Tekrar Türkiye'de forma giyemeye sıcak bakan Sörloth büyük oranda ikna olsa da Leipzig ile bulunan sözleşmesi transferde en ciddi engel. Beşiktaş yönetimi, Alman ekibini ikna etmek için Gedson Fernandes transferinde olduğu gibi sonrası satıştan %50 pay teklif edecek. Valerian İsmail, Onur Bulut'a hayran kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian İsmail, yerli isim olarak sağ beke düşünülen Bünyamin Balcı'nın yüksek maliyeti olması sonrasında bu bölge için çalışmalar yapıyordu. Fransız teknik adam ve ekibi, siyah beyazlı diğer kurmaylarla beraber gerçekleştirdiği çalışmanın ardından hem sağ bekte hem de orta sahanın sağında görev yapabilen Onur Bulut'u çok beğendiği bildirildi. Kayseri ekibinin Trabzonspor ile oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında çok etkili bir performans sergileyen 28 yaşındaki gurbetçi ismi beğendiği aktarıldı. Beşiktaşlı Kurmaylar Kulübü ile bir yıllık sözleşmesi bulunan futbolcuyu oyuncu takası artı para olarak transfer etmeyi düşündüğü ayrıca bildirildi. Vida'ya Süper Lig'den talip var. Teknik heyetin kendisine yönelik tavrından rahatsız olan Hırvat Yıldız, Beşiktaş'la ipleri koparma kararı aldı. Vida ile şu ana kadar yapılan tüm görüşmeler askıya alınırken,
deneyimli futbolcu ile bazı Süper Lig kulüpleri temas halinde. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Vida ile ilgilenen ekiplerin başında Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe geliyor. Süper Lig tecrübesi olan deneyimli isimleri daha önce de defalarca kadrosuna katan Başakşehir bu transfer için oldukça istekli. Fenerbahçe ise teknik direktör konusunun çözülmesiyle birlikte Hırvat stoperin durumunu soracak. Sarı lacivertlilerin oyuncunun menajeriyle temas kurduğu ve Vida'nın geleceğini yakından takip ettiği belirtildi. Vida ile ilgili önümüzdeki günlerde oldukça sıcak saatlerin yaşanması bekleniyor. Gedson'dan sonra Mısırlı golcü için de karşı karşıyalar. Galatasaray'ın ilgilendiği fakat yabancı sınırı nedeniyle transferini tamamlayamadığı Gedson, gelecek sezon için Beşiktaş ile anlaşmış ve siyah-beyazlıların, oyuncunun kulübü Benfica'dan isteği doğrultusunda Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderilmişti. Gol yollarında yaşanan soruna çözüm üretmek isteyen iki takım, yaz dönemi için yeniden karşı karşıya geldi. Dev kulüpler aynı golcünün peşine düştü. Mısır basınına yansıyan habere göre Zamalek takımında forma giyen Ahmet Said Zizo için Galatasaray ile Beşiktaş devreye girdi. Zizo'nun babası konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Oğlum şu anda teklifleri umursamıyor, tüm dikkatini Zamalek'e vermiş durumda, kulübünün onayı ve bilgisi olmadan ayrılmayacak, Türk takımları Galatasaray ve Beşiktaş onunla ilgileniyor, Fransa'dan ve İngiltere'den de onu isteyen var," ifadeleri yer aldı. Golcü listesinde Buxa da var. Golcü transferinde Beşiktaş'ın ilgilendiği tek isim Sörloth değil. Amerika Birleşik Devletleri ekiplerinden New England'da forma giyen Polonyalı oyuncu Adam Buxa, siyah-beyazlıların en ciddi adayları arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı idareciler, New England ile sözleşmesi sene sonu bitecek olan Buxa'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurallar gereği MLS yönetimiyle makul bir bonservis bedeli konusunda anlaşarak kadroya katmak istiyor. Şimdi moda Vida değil Serdar. Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçi, son iki maçta 11'de yer alırken futboluyla hocasının gözüne girmeyi başardı. Kayserispor maçında bir gole imza atan 19 yaşındaki stoper, Fenerbahçe karşılaşmasında ise savunmada rakipleriyle korakor mücadele etti. Zaman zaman da hücuma katılarak takıma katkı sağlamaya çalıştı. Serdar'ın performansı sonrası Domagoj Vida'nın forma giyme şansı artık çok az. Teknik direktör Valerian İsmail'in kalan iki haftada, yaşadığı hafif sakatlığı atlatan Vida'yı yedek soyundurması ve Serdar, Wellington ikilisine görev vermesi bekleniyor.